Şu anda bir avuç cihatçı çizgiye yakın olan İslamcı çevre var. Hala bu konuda bir ısrardalar. Eski politikaların ısrarındalar. Ama artık Suriye'de beraber hareket edilebilecek bir muhalif güç, Özgür Suriye Ordusu ya da başka hangi adla olursa olsun bir muhalif güç kalmadı. Cihatçı gruplar da artık kendi canlarını kurtarmanın derdindeler ve Suriye'yi artık kalıcı bir yer olarak görmüyorlar. Suriye'de olabildiğince varlıklarını uzatıp bir başka alana ya da başka alanlara kendilerini nakletmenin hesabını yapıyorlar. Sonuçta Suriye'de yaşanan, 2011'den bu yana yaşanan başladığımız noktaya neredeyse dönmek üzereyiz. Tabii ki o kadar çok şey yaşandı ki başladığımız noktaya teknik olarak dönmenin imkanı yok. Ama sonuçta başlanılan nokta nedir? Esad'ın iktidarı idi. Bugün de Esad'ın iktidarıyla devam edeceği benziyor. Esad iktidarını paylaşmaya yanaşacak mı? Kiminle yanaşır? Artık bunlar çok önemli sorular olmaktan çıktı. Bugün Suriye denince insanların aklına öncelikle IŞİD, El-Kaide geliyor. Türkiye'nin aklına da PYD, YPG geliyor. Esad'ı konuşan kimse neredeyse kalmadı. Böyle bir durumdayız. Bu çok büyük bir fiyasko. Bunun faturasının normal şartlarda çok büyük olması lazım, siyasi faturasının. Ama Türkiye uzun bir süredir normal şartlar yaşamıyor. Ama bir normalleşmeyi bulması kaçınılmazdır. Er ya da geç bir normalizasyon Türkiye'de yaşanacak. İşte o normalizasyon döneminde de bu Suriye politikası Türk siyasi hayatının yakın dönemindeki en büyük dış politika hatalarından birisi olarak daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilecektir diye düşünüyorum.